Doğrusu kısaca cevap vermek gerekiyorsa gölge etmesinler yeter diyeceğiz. Ayrıca Amerika başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek açık, apaçık ortada. Dolayısıyla bu tür destekleri sonlandırmaları gerektiğini söylüyoruz. Yine ayaküstü Blinken'la yaptığımız görüşmede son işte yakalanan terörist, İstanbul'daki saldırının sorumlusu, terör saldırısının sorumlusu ve yine sözde SDF, onu tamamen farklı göstermeye çalışıyorlardı. İntikam açıklamalarından sonra okulu ve sivilleri hedef alan terör saldırıları dahil onları da söyleyerek maalesef bunları sizin verdiğiniz desteklerle yapıyor dedik. Bu desteklerin bir kere sona ermesi lazım. Biraz önce gölge etmesinler yeter dedik. Bir taraftan dayanışma açıklamalarını yapıyorlar. Bu metin müzakere edilirken Fransa'nın Türkiye ile dayanışma cümlelerine, daha doğrusu kelimelerine karşı çıktığını da biliyoruz. Bir ülke sadece karşı çıktı ama sonra onlar da katılmak durumunda kaldı. Çünkü tüm diğer müttefikler Türkiye'nin yanında yer aldı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Fakat şimdi terörle mücadelemizde dikkat ediyorsanız, evet Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama, terörle mücadele etme hakkı var ama diyerek hemen uluslararası hukuk, yok işte siviller, yok işte başka şeyler, havadan vurun da işte karadan girmeyin gibi Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Yine ikili görüşmelerde de bazı muhataplarım bunları dile getirdiği zaman biz tabii gerekli cevapları verdik. Yani biz müttefiklerden destek bekliyoruz. Öyle amalı mamalı falan böyle teröristleri savunacak ya da teröristleri mağdur göstermeye çalışan açıklamalar neticede ahitnamede var. Diğer NATO müttefiklerinde de bunlar var diyorlar. Haklılar. Kendilerine de söyledim. Bak İsveç ve Finlandiya bile size örnek gösteriyor. Halen ülkenizde insan devşiriyorlar, para topluyorlar, propagandaya devam ediyorlar. Bunları da sonlandırması gerekiyor. Diğer taraftan terörle mücadelede, yani sahadaki mücadelede biz elhamdülillah buna muktedir bir devletiz ve milletiz. Üstesinden geliriz. Bugüne kadar geldiğimiz gibi gerek Irak, gerek Suriye, nerede olursa olsun dünyanın her yerinde bu terör örgütleriyle, FETÖ'yle de